Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 11. sınıf ara tatil kimya tekrarıyla karşınızdayız. Kim, ara tatil dedik ama tabii ki yatışa geçmiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Neler yaptık neler gördük şimdiye kadar bir tekrar ediyoruz. Bilgilerimizi netleştirip ikinci kısma hazır bir şekilde okulumuza devam ediyoruz. Peki burada karşımıza neler çıkacak onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Dinamo kitabımız çıktı hepiniz artık bunun bilgisine sahipsiniz. E dinamo kitabından bazı seçmece sorularla sorularımızı hazırladık. Onları hep birlikte çözüyor olacağız. Böylece de bilgilerimizi hatırlıyor olacağız. Tabii ki öncesinde de bazı konu başlıkları üzerinden neler görmüştük, neleri hatırlamamız gerekiyor tabii ki onları bir tekrar ediyor olacağız. Şimdi hemen bir başlangıç atmak için modern atom teorisine geçeceğiz. İlk ünite olarak modern atom teorisini görmüştük arkadaşlar. Neler vardı peki bunda? Atomun kuantum modelinden bahsetmiştik. Yani kuantum sayılarının ve orbital kavramının atom yapısı içerisindeki yeri, atomun kavram olarak gelişmesindeki konumundan bahsetmiştik. Tabii ki burada orbital kavramını açıklamıştık. Orbital kavramını atomdaki elektronların bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yer olarak tanımlamıştık. Kuantum sayılarından bahsetmiştik. Baş kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı, ikincil ve üçüncül kuantum sayıları, spin kuantum sayıları bunlardan bahsetmiş ve bunların anlamını açıklamıştık. Ve enerji seviyelerinden yani atomun katmanlarına elektronların daha doğrusu orbitallerin elektronların hangi sıralamayla ilgili dizildiğini, hangi orbitalin hangisine göre daha yüksek ya da düşük enerjili olduğundan bahsetmiştik. Ve bunlar üzerinden, burada oluşturduğumuz bilgiler üzerinden elektron dizilimlerine geçmiştik. Tabii ki burada bazı kurallar vardı. Hund kuralı, Paul ilkesi ve Aufbau kurallarından bahsettik. Hund kuralı orbital, Hund ve Paul ilkesi daha doğrusu, orbitallere elektronların hangi düzenle yerleşmesi gerektiğinden bahsediyordu bize. İşte aynı enerji seviyesinde, tamamen aynı enerji seviyesinde bulunuyorsa, buradaki orbitallerin önce Aynı spinle sonrasında e, ve her bir yarım dolacak şekilde sonrasında ise e, ters spinli olarak yine dolmaya başlayacağından bahsetmişti. Aynı orbitalin içerisinde aynı yönlü iki elektronun gelemeyeceğinden bahsetmişti. İlla ki birisi e, saat yönünde dönüyse diğeri tersi yönünde dönmek zorundaydı ve bir orbitalin içerisinde en fazla iki elektron olduğundan bahsetmiştik. Of bu kuralı ise enerji sıralamasını bize vermişti ve hangi sırayla orbitallere elektronların yerleşeceği konusunda bilgi vermişti. Ardından periyodik tablodan bahsettik ve periyodik özelliklere değindik. Periyodik özellik olarak atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik aktiflik gibi kavramlardan bahsettik. Bunların öneminden değindik. Atom yarıçapı periyodik tabloda sağ ve yukarı doğru gittikçe azalıyordu. Yani periyodik tablonun sol en altındaki elementin en büyük sağ en üstündeki elementin en küçük atom yarıçapına sahip olması gerektiğini söylemiştik. Tabii bunun alt başlığı olarak e, kovalent, iyonik ve van der Waals yarıçap kavramlarından da bahsetmiştik. İyonlarda yarıçapın nasıl değiştiğinden bahsetmiştik. Elektron verdikçe bir maddenin e, atom yarıçapının daha doğrusu yarıçapının azaldığını, elektron aldıkça arttığını söylemiştik. Van der Waals yarıçapın Kovalent yarıçapa göre daha büyük olduğunu söylemiştik. İyonlaşma enerjisi kavramında periyodik sistemde sağ ve yukarı doğru gittikçe arttığını, bir elektronu atomdan koparmak için harcanan gereken enerji olduğu için atomun çapının küçüldükçe iyonlaşma enerjisinin arttığını söylemiştik. Dolayısıyla sağ en üstteki elementimiz yani helyum iyonlaşma enerjisi en yüksek olan elementti. Ve 3 aşağı 5 yukarı kuralı gibi bir kural vardı burada küresel simetriden ötürü. Küresel simetri neydi peki ona da bir değinelim. E, son orbitallerin tamamının yarı veya tamamının tam dolu olma durumunda küresel simetri diyorduk ve atomumuz daha kararlı hale getiriyordu bu. Elektron ilgisine gelince elektron almaya karşı istek olarak bunu ifade edebilirdik. Periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe elektron ilgisinin arttığını ancak soy gazların bunun dışında kaldığını söyledik. Dolayısıyla periyodik sistemde en yüksek iyonlaş e, elektron ilgisi Halojenlerde oluyordu ve klorla flor arasında bir istisna durum vardı. Klorun elektron ilgisi flordan daha yüksekti. Elektronegatiflik, bağ elektronlarına yapılan çekim kuvvetiydi. Onlara yapılan çekim isteğiydi daha doğrusu. E ve burada yine periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu tabii ki. E soy gazlarda bağ yapısı olmadığı için bağ elektronlarına uygulanan bir çekimden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla soy gazları devre dışı bıraktığımız zaman halojenler en yüksek elektronegatifliğe sahip olan elementlerdi. Ve yukarı doğru gittikçe arttığını söylediğimiz için doğadaki en elektronegatif elementin flor olduğunu söylemiştik. Yani halojenlerin ilk element olduğunu. Metalik ve metalik aktiflik birbirinin zıt anlamlıları olduğunu. Metalik aktiflik elektron vermeye karşı istek olduğu için periyodik tabloda sola ve aşağı doğru gittikçe arttığını yani Oradaki fransiyumun en aktif metal olduğunu, ametallik aktifliğin sağa ve yukarı doğru gittikçe arttığını söyledik. Burada soy gazları yine devre dışı bırakıyoruz bağ yapmak istemedikleri için. Ametallik aktifliğin en yüksek elementin tıpkı negatiflikte olduğu gibi flor olduğunu söylemiştik. Ardından elementlerden bahsettik. s elementlerini genel anlamda inceledik. Yani periyodik tablonun ilk iki grubu 1A ve 2A grubu elementleriydi. Burada helyum biraz istisnaydı. S bloğunda olmasına rağmen S orbitallerine sahip olmasına rağmen biz onu P bloğunun içerisine yazıyorduk. 8A grubuna yerleştiriyorduk. P bloğu elementleri periyodik tablonun sağ üst tarafında yer alan elementlerdi d -blo elementleri periyodik sistemde o ortadaki geçiş metalleri geçiş elementleri olarak değerlendirdiğimiz kısımdı. f bloğu ise alttaki lantanit ve aktinitlerimizdi. Bunlar tabii ki neden spdf şeklinde ifade ediyoruz? Bunlar elektron katman dizilimleri hangi orbitalle bitiyorsa onun bloğuna dahil oluyorlardı. Yani periyodik sistemdeki yerlerini aslında bu şekilde ifade edebiliyorduk ve tabii ki soy gazları apayrı bir kategori olarak inceledik. Sonrasında da yükseltgen ve basamakları dedik. Yani bir bileşin yapısına girdikleri zaman aldığı değerlik konularından bahsettik. Burada tabii S ve P bloğu elementlerinin yani baş grup elementlerinin davranışlarını ayrı D bloğu elementlerinin geçiş elementlerinin geçiş metallerini ise değişken yükselkenme basamaklarına sahip olduğunu belirttik ve bunları gözlemledik. Sonrasında ise gazlar ünitesine gaz kanunlarıyla bir başlangıç çektik. Tabii ki devamı var ama biz buraya kadar gördük henüz. Gaz kanunlarında ise Boyle, Charles, Gaylusak, Avogadro ve Dalton kanunlarından bahsettik. Burada gazların basınç, hacim Sıcaklık ve mol kavramı yani miktar gibi dört temel özelliği ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen kanunlardı dedik. Boyle kanunu basınç hacim ilişkisini inceleyen bunların ters orantılı olduğunu söyleyen bir kanundu. Charles hacim sıcaklık ilişkisini inceliyordu bunların doğru orantılı olduğunu söylüyordu. Galiusak basınçla sıcaklığın doğru orantılı olduğunu ifade ediyordu. Yani sıcaklık arttıkça bir gazın basıncı artar diyordu. Avogadro mol sayısı ile hacim arasındaki ilişkiyi inceliyordu. Doğru orantılı olduğunu söylüyor mol sayısı. Yani miktar arttıkça hacmin de arttığını ifade ediyor. Dalton ise mol sayısı ile basıncın orantılı olduğunu, mol sayısının artmasının basıncın artmasına sebep olduğunu söylüyor. Ve bunların hepsini bir araya topladığımız zaman da ideal gaz denklemini ulaştırıyordu bu bizi. Nedir ideal gaz denklemimiz? Basınçla hacmin çarpımı mol sayısıyla bir sabit ve sıcaklığın çarpımına eşit oluyordu. R dediğimiz değer bizim ideal gaz sabitimizdi ve 22,4 bölü 273 değerine sahipti. Veya biz bunu 0.082 olarak da kullanabiliyorduk. Bunları güzelce hatırladık. Burada basıncımızın atmosfer cinsinden, hacmimizin litre cinsinden, en değerinin mol sayısı cinsinden ve sıcaklığın kelvin cinsinden olması gerektiğini de unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman... Artık sorularımızı çözmeye hazırız tabii ki. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Kitabımızın 18. sayfasında yer alan bir soru. Aşağıda sınır yüzey diyagramları verilen orbitallerden hangisinin baş kuantum sayısı 2 olamaz diyor. Şimdi bizim kuantum sayılarımız vardı. N baş kuantum sayısıydı ve bunun 2 olduğunu söylüyor. Biz bu N sayısına bakarak ortamdaki L sayılarını yani ikinci kuantum sayılarını belirleyebiliyorduk. Ve L sayısı eksi N'den sıfıra kadar olan bütün sayıları alabiliyordu. Dolayısıyla bu durumda 0 ve 1 olma ihtimali var. 2 olamıyor çünkü her zaman için n eksi 1'den 0'a kadar olan sayıları alma ihtimali vardı. Şimdi eğer 0 ise s orbiteli olduğunu, bir ise de p orbitallerinden herhangi biri olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla d veya f olma ihtimali yoktur. ikinci katmanda ikinci enerji düzeyinde. Dolayısıyla şekillere bakacak olursak bu hangi orbitalin şeklidir? Şimdi böyle bir şekil görüyorsak bu P orbitallerinden birisidir. Ve Z düzeyine yerleştiği için de bunun PZ orbitalini söyleyebiliriz. Benzer şekilde bunun PX orbitali, bunun ise PY orbitali olduğunu söyleyebiliriz. Küresel bir şekil varsa bunun S orbitali olduğunu gözlemliyorduk ve burada D orbitallerine geçilmiş oluyor bu ifadeyi, bu görseli biz DZ kare görseli olarak tanımlıyorduk. Dolayısıyla biz ikinci enerji düzeyinde D orbitallerinin olamayacağını gördüğümüz için bunların herhangi biri olabilir. Ancak D orbitali olamaz. Dolayısıyla cevabımız A'dır diyeceğiz. Bir diğer soru da ikinci enerji seviyesinde bulunan bir elektron kuantum sayılarından kaç tanesine sahip olabilir diye sormuş. Yine aslında benzer bir soru. Ne değerini bana vermiş? Ne değeri 2'ymiş baş kuantum sayısı. Buna göre L değeri ile ilgili az önce yaptığımız yorumu yapabiliriz. Bu ya 0 olacak ya 1 olacak. Başka ihtimalimiz yok. L, L eşittir 0 S orbitali, L eşittir 1 de P orbitalidir demiştik. Şimdi 0 bunun emel değeri olsa olsa sıfır olabiliyor. Başka işaresi yok. Çünkü eksi L'den artı L'ye kadar olan bütün sayıları alabiliyordu. Ancak L eşittir 1 ise ML değeri eksi L'den artı L'ye kadar olan sayılar olduğu için eksi 1 olabiliyor, sıfır olabiliyor, 1 olabiliyor. Bu ihtimallerin hepsi elimde söz konusu. Dolayısıyla şimdi N eşittir 2 ise L sıfır olabilir. Bununla ilgili sorun yok. L 1 olabilir. Bununla ilgili de sorun yok. Ancak L 2 olamaz. Dolayısıyla bu gitti. ML değerlerine geldiğimiz zaman. L değeri sıfırsa ML değeri sıfırdan başka değer alamıyor dedik zaten. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ancak L ML değeri artı bir olamaz. L değerini sıfır olarak değerlendirdiğimiz zaman. Dolayısıyla bu da gümledi. L 1 olduğu zaman ML değeri sıfır olabiliyor dedik. Eksi bir olabiliyor dedik. Bununla ilgili sıkıntı yok. Artı bir de olabiliyor. Bunlarla ilgili sıkıntı yok. Dolayısıyla kaç tanesine sahip olabilir? Buna sahip olabilir. Buna ve bu durumlara sahip olabilir. Yani üç durum doğrudur. Cevabımız C seçeneğinde yer alıyordur. Bir diğer soruya bakacak olursak X atomunun artı bir yüklü iyonundan bahsediyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Artı bir yüklü iyonun elektron dağılımı küresel simetri özelliği göstermekteymiş. Buna göre X atomu elektron dağılımlarından hangilerine sahip olabilir? Yani ben X atomunun dağılımına bakacağım. Buradan artı bir yüklü iyonunu düşüneceğim ve onun küresel simetriye sahip olup olmadığına bakacağım. Şimdi burada artı bir yüklü olmak ne demek? Bir tane elektronunu kaybetmek demek. Dolayısıyla şu 3P1'deki elektronun gittiği durumu varsayacağım. En yüksek enerjiden en yüksek katmandan kopuyordu daha doğrusu. Dolayısıyla artı bir yüklü iyonun görüntüsü budur. 3S2 ile bitiyordur. Eğer bir atomun elektron dizilişi S ile bitiyorsa bir taneciğin atom olmak zorunda değil tabii ki bu. S ile bitiyorsa her türlü küresel simetri vardır. Çünkü küresel simetriyi tanımlarken demiştik ki son orbitallerin tamamının yarı dolu veya tamamının tam dolu olma durumudur. S'den bir tane orbital olduğu için sadece ya yarı dolu olacak ya tam dolu olacak. Burada S2 dediği için tam dolu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla küresel simetrisi vardır. Buna sahip olma ihtimali de vardır. 1s2, 2s2, 2p4 şeklinde ise ve artı bir iyondan bahsediyorsam demek ki şuradaki 4 elektrondan bir tanesi kopmuş burada 3 elektron kalmıştır. Bu ne demek oluyor? p orbitallerinde şöyle 3 tane orbital olduğunu biliyoruz. E, eksi bir sıfır bir şeklinde az önce ifade ettiğimiz gibi 3 e, tane elektron olduğu için bunların her biri yarım dolu olmak zorunda 3 ile yarı dolu olduğu için bu küresel simetriye uygundur. Bu da doğru olabilir. Kendisi küresel simetriye uygun değil ancak artı bir yüklü iyonu küresel simetriye uygun bir elektron kaybettiği için. Üçüncüye baktığımız zaman burada birazcık istisna bir durum var arkadaşlar. Şurası neden 4S1, 3D5? Çünkü küresel simetri uyumak için bunu yapıyordu. Biz buradan bir tane elektron koparmak istiyorsak hiçbir zaman için 3D'den kopmaya başlamıyor. Her zaman için nereden başlıyordu? En yüksek katman hangisiyse en büyük baş kuantum sayısı hangisindeyse oradan kopmaya başlıyordu. Dolayısıyla kopan elektron bu olacak. Sonuç olarak 3d5 en son orbitalim olduğu için buradaki d orbitalleri her zaman için 5 taneydi ve her birinde bir tane elektron olduğu için hepsi yarı dolu dolayısıyla bu durumda söz konusudur bunun e, küresel simetriye sahip olduğunu görüyoruz. Sonuncuya baktığımız zaman 4P2 var artık elektronu kopacağı yer tabii ki burası. Elektron buradan kopmuş. 4P1 ile sonlanmıştır. E, P orbitallerinden 3 tane var demiştik ve sadece bir tane elektron olduğu için bir tanesi yarı doluymuş. Dolayısıyla burada küresel simetri falan yok. İlk 3 ifademiz doğru olduğu için cevabımız tabii ki D seçeneğinde yer almış oldu. Çekirdek yükü 6 olan karbon elementi için bazı orbital şemaları vermiş. Bunlardan hangisi? Atomun uyarılmış haline örnektir diyor. Şimdi uyarılmış hal temel halinin enerji alarak elektronların olması gereken noktadan daha yüksek bir enerjiye taşıması durumuydu. Şimdi bizim 6 tane olduğuna göre 1S2 ve 2S2 tamamen zaten dolu. Şimdi buradan sonrasındaki mevzuya bakmam gerekiyor. Bunlar eşit enerjili enerji düzeyleri olduğu için orbitaller olduğu için herhangi birinde olabilir fark etmiyor bu ikisinde yan yana da olabilir e, farklı orbitallerde de olabilir bu bir şeyi değiştirmiyor bizim için dolayısıyla bunlar temel hal temel halde herhangi biri olabilir ancak buraya baktığımız zaman bu elektron 3s değil 2p orbitallerinden birinde olması gerekiyordu yani bunlardan birinde olacaktı ki temel hal olsun bu nasıl buraya taşınmış demek ki dışarıdan ben buna enerji vermişim yani onu uyarmışım bu sayede elektron 2p orbitallerinden 3s orbitallerine taşınmış bu uyarılmış halin örneğidir. Tek uyarılmış hal dördüncü olduğu için de cevabım tabii ki A seçeneğinde yer alıyordur. Periyodik sistem sorularına geçmişiz artık. Şekildeki periyodik sistem kesildiğinde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir diyor. Arkadaşlar Z'nin değerlik elektron sayısı kaçtır? Z'nin değerlik elektron sayısı kendisi 7A grubunda olduğu için 7'dir. Peki en büyük olan o mudur? X'e bakıyorum. X'in değerlik elektron sayısı 1, 1A grubunda olduğu için Y'ye baktığım zaman Y 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B grubunda yer alıyor. Dolayısıyla Y'nin değerlik elektron sayısı kaç? 8 tane. Çünkü bunun elektronlarının katmanlarına dizilimi nasıl sonlanıyor? 3d6 ile sonlanıyor. Öncesinde de 4s2 var. 4s2 3d6 ile sonlanıyor ki 8B grubunda olabilsin. Dolayısıyla değerli elektron sayısı en büyük olan Z değil Y'dir demek zorundayız. X nötr ve temel halde küresel simetri özelliği gösterir. X'in S bloğunda olduğunu görüyoruz. Sadece bir tane elektron var. Dolayısıyla bunun elektronlarının katmanları dizilimi S1 ile bitiyordur. Ve S ile bitenlerin tamamı küresel simetri özelliği gösteriyordu bunun için. Çünkü S'de sadece bir tane orbital var. Onda da yarı ya da tam dolu olmak zorunda ikisi de küresel simetri özelliğini taşıyordur. Y'nin değerlik elektronlarının tümü D orbitalindedir. Y'nin değerlik elektronlarının 6 tanesi D'deyken 2 tanesinin S'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. Z periyodik sistemin 7. grup elementidir. Oysa ki 7 A grubunda olmasına rağmen arada 10 tane B bloğu var. Dolayısıyla bu 7 değil 17. grubunda yer aldığını söyleyeceğiz. Bu da yanlış bir ifade olduğu nötr ve temel halde en büyük baş kuantum sayıları Y büyük Z büyük X'tir diyor. Oysa ki X ve Z'nin aynı periyotta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikisi de en büyük baş kuantum sayısı 2'dir. Dolayısıyla bu ifadede yanlış oldu. Bunun doğrusu nasıl olacak peki? Tabii ki Y 4. periyotta olduğu için en büyük baş kuantum sayısı 4. Ancak X ve Z'ninki birbirine eşit olmalıdır. Doğru olan tek ifade B şıkkında olduğu için cevabımız da tabii ki B seçeneğinde yer alıyor. Bir de yarıçaplardan bahsedelim. Aşağıda verilen yarıçaplardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Şimdi Birinci yarı baktığımız zaman klor molekülü var ama bu klor molekülünden atomlardan birinin dışarıya olan uzaklığını vermiş R1 olarak. Bu Van der Waals yarı çapını örnekli. Aynı şekilde iki tane flor molekülü var. Merkezden birbirlerine olan uzaklık yani kovalent bağla alakası yok. Bunlar sadece moleküller arası etkileşimlerin bağından bahsediyor. yarıçapından bahsediyor. Dolayısıyla burada da Van der Waals yarı çap söz konusu. Buraya baktığımız zaman aynı şekilde soy gaz atomları, soy gaz atomları arasında Van der Waals etkileşimleri oluştuğu için orada oluşan yarı çapı da biz Van der Waals yarı çapı olarak değerlendireceğiz. Argon'da da aynı şey geçerli çünkü bir soy gaz atomudur ve soy gaz atomları arasında oluşan etkileşim Van der Waals etkileşimi London kuvvetleri olduğu için orada oluşan yarı çap da Van der Waals yarı çapı olarak isimlendiriliyor. Ancak molekülün içerisindeki bir etkileşim yani brom atomlarını bir araya getiren etkileşimden bahsediyorsak burada kovalent bağ söz konusudur. Dolayısıyla içerideki yarı çap dikkatinizi çekerse şuradaki Van der Waals yarı çapa göre de oldukça küçük bir yarı çaptan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun kovalent yarı çap olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Van der Waals yarı çap dışarıya olan uzaklıktı. Dolayısıyla farklı olan sadece D seçeneğinde yer alıyordur. Cevabımız da tabii ki ta kendisi. Bir tablo verilmiş bize iyonlaşma enerjileriyle ilgili. Yukarıdaki tabloda baş grupta oldukları bilinen X, Y ve Z elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi bize verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi ilke bakarsak X Arkadaşlar sadece iki tane iyonlaşma enerjisi var. Biz şunu biliyoruz ki bir elektron varsa onu koparmak için gereken bir enerji miktarı da vardır. Yani elektron varsa iyonlaşma enerjisi vardır. Üçüncü ve dördüncü iyonlaşma enerjisi olmadığına göre bu sadece iki tane elektrona sahiptir. Dolayısıyla aslında helyumdur diyebiliriz. Y'ye baktığımız zaman da burada uçurumu kovalıyorduk. Yeni iyonlaşma enerjileri değeri arasındaki artışlar gayet nizami gidiyor. Herhangi bir şekilde uçurum yok. Dolayısıyla yeni hangi grupta olduğu ile ilgili bir yorum yapamıyoruz. Sadece ilk 3 A grubunda olamaz. Yani 1A, 2A veya 3A değil. Bunu bilebiliyoruz. Bunun dışında ne var bilmiyoruz. Z'ye geldiğimiz zaman 801'den 2430 zıplamış. Sonra 3660'a çıkmış. Sonra 25.000'e uçmuş. Yani burada kocaman bir uçurum var. Bu ne demek oluyor? Demek ki şu ilk 3 elektronu ben en üst katmanı koparmışım. Dördüncü bir elektronu koparmak için artık bir alt katmana geçmişim ki çok çok daha yüksek bir enerji harcamışım. Bu ne demek oluyor? En üst katmanında 3 elektron olduğu anlamına geliyor. Yani bu bir 3A grubu elementidir demek oluyor. Şimdi tablodan ben bu bilgileri elde ettim. Buna göre X periyodik sistemin 8A grubunda yer alır diyor. X'in helyum olduğuna karar vermiştik. Helyum da 8A grubu elementiydi. Bu doğru oldu. Y ve Z aynı periyottadır diyor. Şimdi bununla ilgili Kesinlik istiyor bizden kesinlik verebileceğim bir durum söz konusu bile değil. Yani bunda kesinlikten bahsedemem. Aynı da olabilir farklı da olabilir. Y'nin değerlik elektron sayısı 4'tür diyor. Y'ye baktığım zaman 4 de olabilir. Eğer 4A grubunda olursa ancak buradan sonraki yollaşma enerjisi değerini bilmeden ben bununla ilgili yorum yapamam. Yani kesinlikten bahsedemem. Eğer buradan sonraki yollaşma enerjisinde bir uçurum varsa... Evet değerli elektron sayısı 4'tür. 4A grubu elementidir diyebilirdim. Ancak uçurum olmadığı sürece bu yorumu yapamıyorum. Z P bloğunda yer alır diyor. Z'nin 3A grubunda olduğunu biliyoruz ve 3A grubu P elementlerinden biriydi. Daha doğrusu 3A grubu demek ne demek oluyor? S2 P1 ile bitmek demek oluyor katman dizilimi. P1 ile bittiği için de P bloğunda yer alıyordur. Yani bu ifade de kesinlikle doğrudur. Birinci ve dördüncü ifadelerimiz kesin doğrular olduğu için cevabımız tabii ki B seçeneğinde yer alıyordur. Bir diğer soruya bakacak olursak nötr ve temel halde elektron dizimlerini bize vermiş X ve Y ve Z elementlerinin. Buna göre atom yarıçapları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi gruplarını hesaplayacağız. Ardından oradan e, atom yarıçapları ile ilgili yorum yapacağız. Bu hangi periyodun hangi grubunda yer alır? Şimdi baş kuantum sayısı en büyük en büyük baş kuantum sayısı daha doğrusu periyodu veriyordu. Dolayısıyla ikinci periyodun Değerlik elektron sayısı da oradaki elektron sayıları toplamıydı 5 tane elektron olduğuna göre 5A grubunda yer alıyordur. Buraya baktığımız zaman en büyük baş kuantum sayısı 3 dolayısıyla 3. periyotta yer alıyor. Değerlik elektron sayısı 2 artı 1'den 3 dolayısıyla 3A grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Buna geldiğimiz zaman yine en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyotta yer alıyor. Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için 5A grubunda yer alıyor. Ben bunu periyodik sistemdeki konumunu şöyle hani rastgele yazacak olursam değerlendirecek olursam burası 3A grubu olsun 4A 5A grubu olsun burada da ikinci periyot burası da üçüncü periyot olsun şimdi bunların konumları nasıl olacak ikinci periyodun 5A'sında x yer alıyor üçüncü periyodun 3A'sında Y yer alıyor. 4, 3. periyodun 5 A'sında ise Z yer alıyor. Bunların atom yarıçapları periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe arttığına göre Y tabii ki en büyük olacak. Ardından Z gelecek. Daha yukarıda olan X en küçük atom yarıçapına sahip olacak. Y büyük Z büyük X şeklinde olmalı. Yani cevabımız tabii ki A seçeneğinde yer almalı. Artık biraz da gazlardan bahsetmeye, gaz kanunları ile ilgili işlemler yapmaya başlayalım. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan 27 santigrat derece sıcaklıktaki N2H4 gazı o 0.5 atmosfer basınç yapmaktaymış. Buna göre kaba e, memusluğundan kaptaki atom sayısı 2 katına çıkacak kadar SO3 gazı eklendikten sonra sıcaklık 300 santigrat derece artırılırsa kaptaki son basınç kaç santimetre civa olur diye soruyor. Şimdi burada bizim hangi kanunu kullanacağımız daha doğrusu hangi değişkenleri kullanmamız gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Kimler değişiyor öncelikle ona bakmamız gerekiyor. Basınç değişiyor mu? Basıncın değiştiğini o söylüyor zaten son durumda kaç olur diyerek. P değişkenimiz olarak var. Mol sayısı değişiyor mu? Ortama madde ekleyip çıkarıyorum. Bununla ilgili de sıkıntı yok. Mol sayısı da de değişiyor. Dolayısıyla eni de alacağım. Sıcaklığın değiştiğini söylüyor. 300 santigrat derece kadar artırıldığını söylüyor. Peki hacimde herhangi bir değişim var mı? Yok. Sabit hacimli kaptır diyor. Dolayısıyla P1, n 1 T1 eşit olmalı. P2 bölü, N2 bölü, T2. Benim kullanacağım formül bu olacak. Sadece değişkenleri alarak yerine yazmam yeterli olacak. Buna göre başlangıçtaki basıncım kaçmış? 0. 5 atmosfermiş. Bunu yerine yazdım. N1 değerini ben burada değerlendirecek olursam mesela N mol olduğunu söyleyelim. Çarpı T1 sıcaklığı ise nasıl bileceğim? başlangıçta 27 santigrat derece olduğunu söylemiş. Şimdi 27 santigrat dereceyi ben her zaman için sıcaklığı Kelvin cinsinden ifade etmeliydim. Dolayısıyla 27 artı 273'ten bunun 300 Kelvin olduğunu söyleyebilirim. Yani başlangıçtaki sıcaklık değerim buymuş son duruma gelecek olursam. P2 değeri benim bulmaya çalıştığım değer. Mol sayısı ile ilgili yorum yapacak olursam diyor ki atom sayısı 2 katına çıkacak. Şimdi bundan n mol aldığımı varsaydım. Bunun n molü kaç mol atom içeriyor? 1 molünde 6 mol atom olduğuna göre tabii ki 6n mol atom içeriyor. Şimdi 6n mol daha atom içeren SO3 eklemem gerekiyor. Buradan kaç mol eklemem gerekir ki 6n mol içersin? Her 1 molünde 4 mol atom olduğuna göre ben buradan 6 n bölü 4 mol eklemem gerekiyor. Yani 3 bölü 2 mol pardon 6 bölü 4 3 bölü 2 mol 3 bölü 2 n mol SO3 gazı eklemem gerekiyor. Dolayısıyla zaten n mol buradan vardı. 3 n bölü 2 de buradan ekledim. n artı 3 n bölü 2 gibi bir mol sayısına ulaştım toplam olarak. Çarpı son durumdaki sıcaklığım nedir? Peki 300 santigrat derece artırıyormuşum. 300 Kelvin'miş. Ben bir 300 Kelvin daha ekliyordum. Çünkü artırmakta sakıntımız yok. Dolayısıyla buradaki sıcaklığı 600 Kelvin sıcaklığına ulaştırıyorum. Şimdi yapmam gereken işlemler bunlar oldu. Dolayısıyla 0.5 bölü 300 en eşit oldu. P2 benim bulmaya çalıştığım değer zaten. Bölü burası ne olacak? 5 n bölü 2 gibi bir değer verecek toplamını yapacak olursam. Çarpı 600 değerini ulaştıracak beni. Şimdi n'leri götürebilir. Sadeleştirebiliriz doğrudan. Burada 300 ile 600'ü sadeleştirelim hemen. Burada 2 kalsın. 2 ile şu 2'yi sadeleştirebilirim. P2 değeri neye eşit oldu? 5 çarpı 0.5'e. Yani 2.5 atmosfere eşit oldu arkadaşlar. 2.5 atmosfer. Ben şunu biliyorum ki 1 atm demek 76 santimetre civa demek oluyor. O zaman 2.5 atmosfer 76 santimetre civayla çarparsam kaç olur? Tabii ki 190 santimetre civadır diyoruz. 227 santigrat derece sıcaklıkta 1.2 atmosfer basınç yapan bir miktar X gazı 3 litre hacim kaplamaktadır. Bu gaz 23 santigrat dereceye soğutulursa basıncı 0.4 atmosfer olduğuna göre hacmi kaç litredir diye sormuş. Şimdi 227 santigrat derece demiş. O zaman benim bunun... Kelvin'e hemen çevirmem gerekiyor. Kelvin cinsinden sıcaklığı ihtiyacım var çünkü. Ne yapacaktık? 227 artı 273 şeklinde ben bunu Kelvin'e çevirebiliyordum. Yani 500 Kelvin sıcaklıkta olduğunu biliyorum. Basıncı atmosfer cinsinden vermiş. X gazı 3 litre hacim kaplamaktaymış. Şimdi değişkenlerim benim için önemli. Basınç buradaki değişkenim. Hacim de değişiyor. Bunun yanı sıra sıcaklık da değişiyor ancak mol sayısında herhangi bir değişiklik yok. Çünkü belli bir miktar varmış. Miktarda eklediğim ya da çıkardığım bir durum yok. Dolayısıyla P1 çarpı V1 bölü T1 P2 çarpı V2 bölü T2 gibi bir hesaplama yapacağım. E buradaki sonucu ulaşmak için. Şimdi P1 değeri için bana ne vermiş? Hemen bakıyoruz. 1.2 atmosfer olduğunu söylemiş. Çarpı hacim için 3 litre hacim kapladığını söylemiş. Bölü sıcaklığın 500 kelvin olduğunu biz hesaplamıştık. Eşit olmalı. Son durumda 0.4 atmosfer basınca sahip olmam gerektiğini söylemiş. Hacim benden bulmamı istediği şey zaten. Bölü sıcaklık olarak ne demiş? Eksi 23 santigrat dereceye soğutulursa. Şimdi eksi 23 santigrat derece ne demek? Eksi 23 ile ben 273'ü toplarsam yine Kelvin cinsinden sıcaklığa ulaşırım. Yani bunun 250 Kelvin'e eşit olduğunu bulurum. Dolayısıyla burada paydaya ne yazacağım? 250 yazacağım. Şimdi buradan yapmam gereken V değerine ulaşmak sadece. 500 ile 250'yi sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 1.2 ile 0.4'ü sadeleştirsem buradan 3 kalır. V değeri 9 bölü 2'ye yani 4.5'a eşit olur. Litre cinsinden dolayısıyla cevabım da C seçeneğinde yer alacaktır tabii ki. O zaman ne yapalım neler yapmıştık? Şöyle dinamo kitabımızdan tekrardan bir bakalım. Bir gözden geçirelim ve kendimizi iyice bir hazırlayalım. Atomun kuantum modelini, periyodik sistemi ve dizilimleri, periyodik özellikleri, elementler kısmını ve yükseltgeme basamaklarını tamamlamıştık. Gazların genel özellikleri ve gazlardaki temel kanunları gözden geçirmiştik yani gazlarda kinetik teoriye kadar yaptık yani bu kitabı alıp 72. sayfaya kadar çözülmedik yer bırakmıyoruz arkadaşlar bu şekilde de kendimizi yeni bir döneme hazırlamış olacağız o zaman ne yapalım lütfen ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı unutmayalım hepinizi iyi çalışmalar iyi tatiller diliyorum